Selamun aleyküm arkadaşlar. İhale Ayn topundayız. Mustafa Karakurt abi. Selam söyle inşallah. Canlı. Sen çekmiyorum zaten kardeş. Selamun aleyküm bütün arkadaşlara. Selamlar olsun. Ayn topunda şu anda mezat oluyor. Evet. Burada da Recep abinin mezatına gelmiş bulunuyoruz. Biraz ses güzel, güzel ortam var. Evet. Arkadaşlarla sohbet muhabbet geldim. Ortam on numara. Allah razı olsun. Bütün kuşçu arkadaşlara, emek veren bütün kuşçu arkadaşlara saygılar. Mustafa abi, Mustafa abi bekle canlı. Bu da benim hem oğlum. Selamun aleyküm abiler. Nasılsınız, iyisiniz? Geçen izlediğiniz kuş kardeşimin. Allah razı olsun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de Zafer Baba'nın yanına geldik. Söyleyeceğin bir şey var mı? Herkesin sağlığı, iyiliği ne diyelim baba. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Aynen. Aynen. Ama geçemezler bizi baba. Aynen. Murat baba. Yemek yiyor. Nasıl kardeşim? Ses. Seni sarmalı. Arkadaşlar canlı yayındayız. Bugün de buraya geldik. Dönerimiz var. Yemekler o biçim. Ortam süper arkadaşlar. Ayhan abi afiyet olsun. Hoş bulduk kardeşim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Canlı yayın. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar burada her şey var. Kuşlar için vitaminler var. İlaç, yemlik. İlaçlara bakıyorum da. Hemen hemen her şey var ilaçta. Allah razı olsun. Yuva da var arkadaşlar. Şu yuva ne kadar abi? 45 euro. Evet. Bu da babamız. Söyleyeceğim bir şey var mı abi? Kardeş herkesi seviyorum. Herkesin ayağına, eline ayağına sağlık. Bütün dostlarımız baş tacıdır bizim. Baş tacıdır. Allah razı olsun kardeşim. Sen canlı. Hele sen, senin de işin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. Filmlerini görüyorum. Eyvallah. Çok hoşuma gidiyor. Eyvallah. Hep like yapıyorum. Abone olacaksın abone. Abineyim teşvik zaten. Edeceksin. Abineyim zaten. Evet. Teşekkür ederim. İşin gücün rast gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Senden de. Aleyküm selam. Muzi Recep Baba yazıyorlar. Kayserli Halil. Aleyküm selam de. Buradan herkese bol bol selamlar kardeş. Canlı, gelseydiniz, herkes izliyor. Gelseydiniz bak şu ortamı görürdünüz. Çerezlerimiz bile var. Ortam güzel maşallah arkadaşlar. Bastırma bir de var. Recep Baba. Recep Baba. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. İnşallah kardeşim. Benim kardeşim yazmış. Recep Baba. Buba diye yazmış. Ne yazmış? Recep Buba. Selam. Aleyküm selam. Seviliyorsunuz. Mozi Türk. Ha evet. Seviliyorsunuz. Özgür bizim Dalton var ya. Gel. Kayserili Halil abi. Selam herkese diyor. Selamlar. Herkese selamını da alıyorum. Başımla gözümle. Bekleriz inşallah. İnşallah abi. Allah i̇nşallah. Razı olsun. Evet arkadaşlar. Burası sanki bir mağaza gibi arkadaşlar. Bunlar da yemiş. Kuru yemiş. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz kardeş? En güzel tesbihini bir gösterebilir misin? Şimdi mezat canlı. Face. Maşallah güzelmiş ya. Hepsi birbirinden güzel. Vay. Ne bu abi? Ateş kiri abi. Ateş kiri. Fiyatı ne abi? 80. Son ne olur abi? Full gümüş işleme kokalı. Allah razı olsun kardeş. Evet gördüğünüz gibi abi. Güzel abi ya. Maşallah. Fil dişi var mı? Orijinal. Fil dişi yok. Deve kemiği var. Bufalo boynuzu, koç boynuzu. Koç boynuzu? Ya şu koç boynuzu, bu bufalo boynuzu. Vay benim abim gelmiş. Benim kardeşim gelmiş. Tesbihin hası burada. Tamam. Arkadaşlar izleyenlere gösterelim. Ama yalnız arkadaş satmıyor. Satsa... Sen bir şey söyle. Canlı millet istiyor. 1500 kişi. Kardeş ihaleye buraya gelmeye pişman olur. Burada her türlü insanlar var. Arkadaşlarımız, arkadaşlarımız burada. Diyor, kuşlar burada. Ortam çok güzel. Arkadaşlarımız tespit getirmiş. Fındıklar var. Her şey var. Yeme içme bol.
Ortam çok güzel. İkinci ihalede herkesi gelmeyenler buraya buyursunlar gelenler. Gerçekten Recep abi nur atıyor. Kuşçu Şevki. Herkese selam. Videolarını selam hayranlıkla izliyorum. Ay, reklam yapıyoruz. Reklam yapıyor işte. Reklam yapıyoruz. Her şey burada diyoruz. Gel 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 yanıma gel gel. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah. Var, şöyle bir vaktim var ya. Aleyküm selam Ankara Arabesk. Hoş geldin. Bereketli olsun inşallah. Sağ ol, abi sizler de bekleriz inşallah kanala. Kral Kuşçu TV. Kral Kuşçu TV. Evet. Abone olmayı unutmayın. Bu adam beni hiç yalnız bırakmadı. Adamın yüzü değil, adamın dibi vallahi. Her Allah razı olsun. Ya gerçekten çok kıymetli. Dok bile geliyor, inan dok geliyor. Mahsus. Aç gidiyor. Aç gidiyor. Açık. İnan aç, mahsus aç geliyor. Recep abi katkım olsun diye bir ekmeğine gidiyor. Burada katkı değil, burada aile ortamı. Burada herkes abi, kardeşmiş, sevgilim. Buraya geldim, huzur buluyoruz. Bütün haftanın stresini burada götürüyoruz. Bir enerji getiriyor bu adam. O da getir enerji. Hemen götürüyor. Enerji de geldi. Yok. Valla canı sağ olsun kardeşim. Ben biraz böyle çekim yapayım abi. Canlı. Millet yazıyor. Buşara göster arkadaşlarımıza. Birazdan çok oraya doğru gideceğiz ha. Arkadaşlar. Söyleyecek bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Buradan bütün dostlara selamünaleyküm. İzleyen. Uçurmalar. Aynen. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Yarışmacı arkadaşlara başarılar deriz tabii ki. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Bak. Bana reklam. Da getirecekti. Reklam. Evet. Buran enerjisi gelmedi. Arkadaşlar böyle bir çift daha. Elifle. Yanılmıyorsak bundan rengi konuşur. Baba. Ali baba. Selam yok mu? Canlı ya. Valla canlı. Erkek bu, kişi bu. Var baklar, var. Beyler kuşlar güzel. Onu duydu onu. Var baklar, var. Erkek kişi. Murat abi canlı. Söyleyecek bir şey var mı? Bütün arkadaşlara, dostlara selamlar. Allah razı olsun kardeşim. Herkese selam. Onu da konuşturacağız. Ben konuştum. Buyur kardeşim, seni tanıyalım. İsmim Feyzullah Ölmez. Biraz sesini yükseltelim. İsmim Feyzullah Ölmez. Evet. Kayseri. Allah razı olsun. Herkese selamlar. Herkese başarılar, yarışmacı arkadaşlara. Yani. Dostu. Arkadaşlar inşallah bugün bütün kuşları satacağız. Otur. Kapıtik. Kuşları da göstereceğim ha. Şimdi pauza girsin. Abi, buyur kardeşim. Nereye? Sana? İnşallah abi. Geleceğim inşallah. Var inşallah. Uşamışımız yok da yerde korum. İnşallah. Bir iki tane var şimdi geldi de bende değil. Onları birazdan canlı röportaj yapın. Göstereceğiz. İnşallah. Süper kuşlar. Allah razı olsun kardeşim. Daha ileri sende olsun. Arkadaşlar biçit beyazları. Yoğun üstte güzel yap tekrar çaldım. Kıyam veren var mı? Çetin baba. Tatlalı güldü be ya. Canlı canlı. Ardışından lan geldi. Hani kuşlar ne zaman geliyor almaya? Var mı abi? Alırız inşallah. 25 geldi kardeşimden geri. Var mı daha o erkek sende? Eşeğine 25. Dedin hayır bana dedin gelme. Tamam alacağım. Var mı abi? Ne zaman? Ölünce. Şimdi götür gel. Gidip alalım. Tamam. Vallahi bak. Fazla zorlamayacağım. Alalım. Sorun değil. Kara batma oldu. Sor. Sor. Hayır abi. Abi adam işte. Kaç olur abi dur. Kaç olur? Hıh. İnşallah abi. Allah'ın izniyle. Aleyküm selam divaneyim, hoş geldin. Arkadaşlar divaneyim kanalına da destek verebilirsiniz. Oldu mu kaç yaptın? 30. Bir şey yapacağız, bir mola vereceğiz. Onun için bir kafesini yapalım inşallah. 5-10 bir mola vereceğiz. Güzel bir tepeli var burada.
Mola verinceye kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar. Moladan sonra da ben kuşları biraz çekeceğim inşallah. Tamam. Ben şöyle bir bırakayım. Ay maşallah. Kuşlara bak be. Ay! Çek. Doğru mu? Yok yok. Yok yok. Arkadaşlar böyle biçim. Top denekli. Hasan kardeşimi. Kuşlar 10 numara. Abimden 10 geldi. Allah razı olsun divaneyim. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Kuşlar güzel. Erkek dişi. 15'i duyuydu. Kardeşim de 15 pardon. Güzel bir erkek çıktı 15. Arkadaşlar. Var mı artık? 5 yaşına koz berekler. Maşallah. 15. 20. Bu da Naili Baba arkadaşlar. 20 şuymuş. Beyler erkek şuymuş. 20. 20. Erkek bir şey düzelttik. 20 geldi. Arkadaşlar şöyleymiş kuşlar eş. Yanlış olmasın. Çok güzel paslı bir kuş çıktı arkadaşlar. 20. Şuraya bakar mısınız? Bu kuşu ben beğendim. 20'yi duydu. Kuşlar güzel. Şekilde görünüyor. Gerçekten süper. Yerinde durmuyor maşallah. 20. Hasan. Var mı lan? İnce bel kuş besleyen Hasan'ım. 20. Hasan'ım 20 var daha yok abi. Aşağı yukarı. Beyler 60 liraya bırakırım diyor. Belki bir güzellik yapar 50 liraya bırakırız. Var mı? 60 euro bir tane arkadaşlar. Yok. Hasan'ım orada. Gene de görüşebilirsin. Çok güzel kuş. İki tane paslı. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. 60 euro istenildi bu kuşlara. Yok yani ya. Verdiler de vermedim kuşlara. Paslı kuşlar. Şöyle gösterebilirim. Fakat tam paslı değil. Güzel kuşlar. Gerçekten ses soluk dip çekim. Bu şekilde. Hayvanlar güzel. Eşe içine beyaz. Süt beyaz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir zahmet like butonuna basarsanız sevinirim. Canlı yapıyoruz bugün. Hollanda Eindhoven ihalesinden. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Like butonuna basmayı unutmayın. Hayvanlar ses soluk, fazlalığı var, eksikliği yok. Cebine koyacağım. Var mı beyaz ihtiyacı olan? Arkadaşlar, kal. Allah razı olsun divaneyim. Allah razı olsun Ankara Arabesk. Ben teşekkür ediyorum güzel insan. Arkadaşlar demin kuşların ayarında bizim burada sinekli sabuni diyorlar. O iki. Erkek. Sabuniye benziyor da şimdi burada o paslılar olmadığı için kuşa Şevki Baba o paslılar olduğu için bunlar da biraz andırıyor. Onun için güzel para verdiler yani. Anlatabiliyor muyum? 15. Kardeşim ben tam dışarıda. 15 oldum. Allah razı olsun abi. 15. 15. Vay. Ya. Arka açık değil mi? Namaz kılınan yer. Açık olur şuna. Tamam birazdan orada bir küçük röportaj yaparız inşallah. Erkek dişini sıktılar, yumurtalar yolda. Var mı? Arkadaşlar ihaleye bazen güzel kuşlar geliyor. Var mı abi? Bir numara. Evet bir numara zaten bir numarasın abi. Bir numarasın her zaman. Allah razı olsun. Şimdi ihaleye düşen kuşlar gerçekten mesela adamın elinde çok oluyor getiriyor. Kıymetli kuşları getiriyor. Bazen de çoğu insanlar da kuştan anlamıyor. Yani işte kuş dönmedi işte şöyle işte böyle ihaleye getiriyor. Fakat siz eğer ki kuşçuluğunuza güvenebiliyorsanız iyi kuş alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani kötü kuş herkes kötü kuş elinden çıkaracağını kuş çıkaracağı kuşunu getiriyor diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum?
patlamalı limon. 10 numara. Şunun neredeyse limonun benzeri şey yok. Nail abi. Evet, bu kuşlar da arkadaşlar şekeri, tepeli şekeri. Birisi beyaz. Bu damarı çıkartıyormuş. Maşallah güzel kuşlar. Birisi beyaz, diğeri şekeri. Ahmet. Eyvallah, sağ olasınız. Beyler, kuşlar gerçekten güzel, eşek sinek tatmalı. Limon, 60 oldu. Var mı artıran? 60 euro. 75 oldu arkadaşlar. Euro olarak geçiyor. Var mı artıran? Bir çift. Şu 80. 10 destek. 90. Erdal kardeşimden 80 geldi. 90 mı oldu abi? Erdal. Canlı ya. Bu da Erdal baba arkadaşlar. 100 oldu abi. Benim yakışıklı, gülüyordu ha. Yakışıklı kardeşim. Var mı artık lan? Sonra. 100 oldu beyler. O köşede. Var mı artık lan? 100 euro oldu arkadaşlar. 18 yaşındaymış kuşlar. Öyle abi doğru. Yavru yumurtada sıkıntı yok ya kardeşim. Yürü. Her şey yok. Erdal abi sen mi alacaksın? Ne kadar verdin? Hasan 100 lira. Reis. Beyler son kuşların bu damar 250'ye bırakırız. 250 liradan aşağı vermedi arkadaşlar. Bu kuşlara 100 euro verdiler. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Canlı yayındayız. Selamünaleyküm kardeş. Hoş gelmişsin. Ne yapıyorsun? Ben adamı böyle yakalarım. Vallahi nasıl kardeşim? Allah şükür. Allah razı olsun. Reis. Söyleyecek bir şey var mı? Canlı. Arkadaşlar gelmişler sağ olsun. Hepsinin ayağına sağlık. Allah tekerlerine taş değdirmesin. Sen de buradasın. Yoruldun. Yorulduk işte arkadaşlara yardımcı oluyor. İnşallah. Ben kuşları çekeceğim. Sen çek abi. Tamam. Kardeşim canlı yayında. Arkadaşların hepsine selam söyle. Allah razı olsun. Hepsini de tekrardan başlarız kardeşim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Bana müsaade var. Özel. Şimdi bakalım. Bunlar bir çift. İşte Sabuni sinekli diyorlar. Ama bunların şu an gerçek versiyonları arkadaşlar. Tepeli oluyor. Böyle göğsü sapsarı oluyor. Bir de sinekli olunca, bir de da koyu olunca güzel paraya satılıyor arkadaşlar. 1000 lira, 1500. Sen istersen o kuşlarını getir, şuraya koyalım mı? Tamam. Hemen gelsin. Arkadaşlar, birazdan bir röportaj için bir arkadaşla söz aldım. Sakallı Ali. Çok değerli bir kardeşim. Onunla inşallah bir röportaj yapacağız. Kuşları tanıtacak. Kendi orijinal kuşlarını getirdi. Murat abiyle beraber. Ben sizlere bugün yani millet az geldi arkadaşlar. Böyle kuşları çekeyim. Şöyle. Şunlara bir bakın. Bir de şöyle bakın. Yayını 20 dakika yapacağım. Birazdan inşallah. Ali baba. Ali abi. Ali abi, tamam. Murat, çağır gelsin. Girmeyin içeriye. Nereye giriyoruz oğlum? Açtır. Var mı? Bir sıra bitti, ikinci sıraya başlayacağız daha. Var. Sen içeri gir. Evet arkadaşlar, burada bir röportaj yapacağız. Küçük bir röportaj. Canlı yayındayız Murat. Herkese iyi akşamlar. Bu da benim arkadaşım, kardeşim. Herkese bol bol selam. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kral TV. Kral Kuşçu TV. Evet. Hep takip edin. Hep. Allah razı olsun. Çağır gelsin lan. Arkadaşlar. Canlı yayın devam etsin böyle. Kuşları nereye sen verdin? Az kuşları ya. Ha, kendi kuşlarını getirmeye gitti değil mi? Ha, yok, ben değil, gösterecek. Gösterecek. Ha, seninkileri de çıkartırız. Ben
Bizimkileri getirmez o başkanımız. Yok yok, o beyazlan öbür araba. Onları getireceğim. Tamam tamam. Güzel araplar da getireceğim. Tamam inşallah. Arkadaşlar birazdan sizlere canlı yayında orijinal Hasan Hüseyin Albayrak abimizin kuşlarını göstereceğiz. Murat kardeşimde biraz var. Yani ağırlık bende de. Araplar ve beyazlar var. Sakallı Ali kardeşimde biz Sakallı Ali diyoruz. Sakalına kurban olurum onun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti. Biz öyle bir isimle tanıyoruz kardeşimizi. Ali abimizi. Onun kuşları da onun da beslediği Arap ağırlık. Ama kuşlar ben buradayım diyebiliyor arkadaşlar. Gerçekten süper kuşlar. Allah gönlüne göre versin inşallah. Onlar gelinceye kadar ben size kuş gösteririm arkadaşlar. Burada bir beyaz var tepeli. Bir de silik dişi. Demin bu kuşlar arkadaşlar 150 lira verildi, 100 lira verildi, satılmadı. Adam 200 euro istiyor sahibi. Beyazlar gelmiş. Ala tepeli. Ayna kuyruk. Şu kuş çok yaşlı arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Görüyor musunuz? Şu kuşun da gözü gitmiş arkadaşlar. Yazık. Şunlar da şebap dediğimiz arkadaşlar. Şurada bir çift güzel kuş var arkadaşlar. Şu kuşlara bir bakın. Maşallah. Çok güzel arkadaşlar. Onlara ispirto diyorlar herhalde. Şöyle bir yaklaştırayım. Papa, ihanet kazan. Mor kafalar, evet. Burada şimdi ihale her yerde değişik oluyor. Yani bir Eindhoven'da oluyor, Belçika'da oluyor. Hollanda'nın çeşitli yerlerinde oluyor. Bazıları ayda bir, bazıları da iki haftada bir oluyor. Bu şekilde mezat diyoruz yani. Evet arkadaşlar. 100 lira daha versem vermem ama ihale çıkacağım. İhale de 50 lira alabilirsin. Evet abimiz geliyor. Şurayı yakalım. Buyur abi. Şunu da kapat. Aha karanlıkta bıraktı bizi. Şey nerede? Orada herhalde. Alev. Evet arkadaşlar. Bakalım kim. Başka kimse gelsin mi alıyor? Bakayım kim gelecek? Ömer mi? Ömer kim? Erdal. Gelecek mi? Sohbet. Kadarsını al. Geldi al. Geç buraya. Biraz sohbet edeceğiz. Ama ayak var. 50-50. Sen şeyi çağırsana. Sen Murat abi. O da gelsin. Eniştesi de gelsin. Sana ne zaman? Murat uzun. Sizin orada ya. Ha, Murat mı? Ha, Murat'la şeyi çağır. Bir çağır. Bir zahmet ya. Ben çekim yapıyorum. Şimdi canlı olduğu için. Erdal abi. Hakkını helal et inşallah. Mikrofon gerekmiyor değil mi? İsterse gidip alayım hepsini.
Evet arkadaşlar, kuşlarımız burada. Bismillah de de nazar değmesin. Uçmazlar değil mi? İnşallah uçmazlar. Yani dur masa abi. Eğitimleri yok. Dur abi. Sen yerde doğruyorsun. Çocuğa da. Abla ne? 0031. Mustafa abi. 06 39 gel bir. 37 50. Bir tane çal. Çalarsa onu kayıt edersin. Hece babanı yazıyor. Evet, ihale ediyor. Evet Mustafa. Gel kurban. Şey vallahi ben sohbet edeceğiz ya, birkaç kişi olsun. Sen de otur. Ha, politika yok. Evet, politika yok. Evet arkadaşlar. Kadro tamam. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Gününüz hayırlı olsun. Bana sandalye ayırmadınız mı? Sana bir tane bulabiliriz. Bir sandalye alalım abi ya. Şöyle hareket halinde olmaz mı? Yok yok, hareket olmaz abi. İçeriden bir tane alalım da ben böyle çekeyim abi. Sen hemen. Evet arkadaşlar. Sakalı Ali dediğimiz Ali abimiz, onun sakalına kurban olurum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel sünnetini tatbik ediyor. Allah herkese nasip eylesin inşallah. Ali abi, kısaca kendini tanıtabilir misin yüksek sesle? Abicim ben Ali Doğan, Konyalıyım. Aşağı yukarı 28-30 senedir Hollanda'da kalıyorum. Güvercin merakımız var, güvercin besliyoruz. Evet. Yenak şehrinde kalıyorum. 46 yaşındayım. Hepsi budur. Nasıl başladı bu güvercin sevdanız veya aşkınız? Türkiye'den var mıydı? Atadan gelme, babadan gelme. Türkiye'de beslediğimiz illaki güvercinlerimiz oldu küçükken. Ama buraya geldik. Özgür'ün selamı var. Aleyküm selam. Özgür Resep, ona selam olsun. Selam. Burada yer imkanımız olmadığı için belli bir zaman kuş besleyemedik. Ama sonradan yer uygun yerler bulunca oradan sonra kuş toparlamaya başladık. Gönlümüze göre işte güvercin besledik. Atadan gelen bir şey. Kuş hevesi. Mustafa abi, seni biraz tanıyabilir miyiz? Selamun aleyküm. Ben Mustafa Karakurt. Çorumluyum. 52 yaşındayım. 9 yaşından beri Hollanda'da kuş besliyorum. 9 yaşından beri? 9 yaşından beri besliyorum. Ben normal sea dive'lerden, eski posta güvercinleriyle başladım. Çocukken bulamadığım için Belçika'dan neyi toplamaya başlayınca bunları, bunların sevdası beni kuşçu yaptı daha doğrusu. Tabii ki herkes gibi ben de belirli bir zaman aradım iyisini. Hala da arıyorum. Aleykümselam Fransa, hoş geldin. Hala da aramaktayım. Ama işte belirli bir kuşları, Hasan Hüseyin'leri besledim. Onları bulduktan sonra başka kuş. Sağ olsun Ali kardeşin sayesinde hatta bir şey oradan bağa geçmiş. Bilinçli. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Sen devam et abi. Bilinçli şey şekilde değil ama yani bizi belirli bir bağa yapıyor bak. İster istemez. Ali kardeşten bağa geçiyor. Ali'yle öyle şekil tanışıyor yani. Onların 22 taklayla oynayanlarını gördüm gözümün ben. Peki abi, mavi kuvvetliler diyorlar. Onlar senden gelme. Evet. Sendeymiş. Evet. Peki bunları biraz anlatabilir misiniz? Nasıl elinize geçti? Aynen. Kimden geçti? Allah. Kırık mı veya nasıl geçti? Nasıl? Şimdi benim hasrettiğim kadar o mavi kuvvetin orijinali bir tarafı Mustafa Soy. Evet. Bir tarafı Hasan Hüseyin. Öyle çıkmış. Evet. Böyle şekilde çıkıyor. Onu da arkadaşa Nuri'ye hediye ettiler. Nuri de sağ olsun bana gönderdi kuşu. Evet. Ben de hoşuna gidiyordu kuş. Şekilde... Peki ne gördün o kuşlarda abi? Vallahi... Mezat yani şey olarak. Şimdi kendisi o erkek 4 takladan fazla atmıyordu. Evet. Yalnız motor gibi ses vardı. Tamam. Kuş toplu. Yerde gezdiği zaman topalak kuş dersin ki yerinden gınlaşamaz bu. Evet. Bana da bindiği zaman yani yapmış, kalkmış hiç önemli değil. Peki altından gelen yavrular ne yaptı? Altından gelen hangi dişe vurduysam 12-14 taklalı yavrular verdi. Veriyor ya. Kendisi. Verdi. Sağ olsun işte o miski de geçince elime. Arkadaşım birini sahip. Miski kimden geçti abi? Miski Ali'nin kuşu. Şu Ali Gökmen aracılığıyla Mustafa kardeşe gelmiş. Biz de o miskiyi Murat'tan aldık tenazünden. Arkadaşlar. Peki o miskinin kanı neydi abi? Bir tarafı Kırşehir kuşu, bir tarafı Hasan Hüseyin kuşu. Yani o da kırmaydı. Evet. Evet. Şimdi Ali abi, sen nasıl kuş besliyorsun? Onu da söyler misin? Biraz önce Mustafa kardeş bir şey söyledi. Mustafa kardeşe galiba yanlış bir bilgi verildi.
bunun beslediği, bahsettiği Çakmaklı Erken Mustafa Soylu'yla hiçbir alakası yok. Benim bildiğim kadarıyla Hasan Hüseyin bu erkek çakmaklı kuşu Mustafa Soy'a hediye veriyor uçurtması için. Tamam. 11 kanatlı çift taraflı. Ya ben kanadını manadını bilmem. 14 kuyruk, 11 kanat. Ondan sonra bu kuşu belli bir şeyden sonra Mustafa abinin başına bazı şeyler geliyor. Kızı falan vefat ediyor hastalıktan. Evet. Dolayı Nuri kardeşe hediye veriyor bu kuşu. Tamam. Nuri kardeşten de Mustafa kardeşe geçiyor kuş. Ondan sonra bizden de miski dişi bizim Mustafa aracılığıyla evet. Gökmen'e geçiyor. Gökmen de kuşu getiriyor. Mustafa kardeşe veriyor. Kuşları bu şekilde üretiyorlar. Üretiyorlar. Evet. Evet. Ondan devam sonra artı Mustafa kardeş biraz önce bir şey söyledi. Bu kuşlar ben birbirleriyle ürettim diye belli bir şeyden sonra diyor. Kuşlar diyor kısalmaya başladı fiziksel olarak da diyor. Biraz performansından düştü diyor ve ayrıca işlere ben başka bir kuş girdim diyor. Tabii. Vallahi. Şimdi, iç içe girdiğin zaman mecbur bir kan girmen lazım yani. 7 sene belirli bir kuşu performansını düzelteyim derken içindeki hastalıklar güçleniyor. Evet. Hastalıklar güçlendiği gibi vücut küçülüyor. Evet. Yani hayvan özelliğini kaybetmiyor. Sadece vücutu zayıf düşüyor. Evet. Vücutu zayıf düştüğün zaman ne yapacaksın? Erkek kan girmen gerekiyor. Aynen öyle. İlk olmaması için. Temiz an ama temiz an derken yani. Kendi gözünle gördüğünü de öyle diyelim abi. Nasıl yani? Ha, havada güzel kanını bildiğin bir kuş girmen lazım yani. Ya, tabii canım onu dediğin gibi yakıştıracaksın. Sırtı bir yani sırtı anladım. Yakışacak. Kanat yapısı yakışacak. Aynen. Rengi tutacak. Tabii. Benim bildiğim böyle. Yok sen şimdi yani bana da uzun bacaklar uzun çok ince bir hızlı bir kuşu koyduğun zaman bunlar hızlı değil. Bunlar ateşli kuş. Bunlar daradığı zaman 10-15 tane alır. Hafif bir durma olur. Bir daha devam ediyor. Evet. Ha, bendekiler yani yere 1,5-2 metreye kadar gelmedi. 2 metre. Sen yalan. Evet. Şimdi onu evin durumuna göre, bahçenin durumuna göre değişik. Uzaktan sıkıp geldiği zaman alçatabilir. Benim bahçem 4,5-5 metre kare. Evet. Zemine hayvanın göre değişebilir. Tabii. Ama şimdi kuşun hakkını yiyip de evet söylediğiniz zaman haksızlık olur. Evet. Şimdi Ali abiye bir şey sormak istiyorum. Ali abi bu kuşlardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. İki tane getirmiş arkadaşlar. Tabii. Bunlar orijinal. Araplardan. Arapların hiç kırılmamış. Hiç kırılmamış Araplar. İki tane orijinal. Aldığım yavrulardan iki tanesi bu kuş. Evet. Biraz fazla getirecektim ama. Maşallah maşallah. Abi yemeğine gel sağlık. Sağ ol abi biz de seni seviyoruz. Gel gel abi. Ayakkabımız şurada çıkarsaydınız sevinirdim. Öyle mi? Öyle mi? Keşke. Özür dileriz abi ya. Arkadaşlar şu kuşlara güzelce bir bakın bakalım. Orijinallar bunlar. Ben biraz yaklaştırdım. Ayaklar çok kısa. Bunlar çok kısa. Sivas kuşu aslında. Sivas kuşu. Sivas'a nereden geldi bilmiyoruz. Nasıl kırılmış abi bunlar? Abicim bunlar Molla'nın Yaşar diye birisinden Hasan Hüseyin abi satın alıyor. Evet. Bu adam bilmiyorum bayağı bir şey hikayesi çok bu kuşlarda. Neyse Hasan abi getiriyor bu kuşları. Ben o adamdan aldım. Ben o adamdan çifti 500 lira kuşlar satın aldım. Ama kuşlar Hasan Hüseyin'den. Evet Hasan Hüseyin'den. Değerli bir abimiz. O kuşların hepsini ben kestim. Evet. Hoşuma gitmedi istediği gibi. Ama bu kuşların anne babalarını adam bana emanet verdi. Evet. Emanet verdi. Emanet verdi. Yavru al diye. Yavru al. Tamam abi. Onlardan ben 5 tane yavru aldım. 2 tane dişi, 3 tane erkek. Evet. Bu kuşlar onlardan üredi. Peki bunların meziyeti ne abi? Abi senin uçurduğun gördüğün. En büyük özelliği bunların taraması çok. Hani normalde benim sevdiğim oyun kuşu. Depar. Başladığı zaman sonunda kuş bitmeyecek. Heh. Bu kuşlarda o olay var. Yani 5. fitesten 3. fitese atmayacak. Bu hayvan gitgide oyunun sonuna doğru bitmiyor. Tam tersine hızlanıyor. Maşallah. Hızlı hayvanlar. Evet. Hafiften yatırıyorlar. Evet. Bol taklalı çıkan da oluyor. Az taklalı çıkan da oluyor. Yani arayı açıyorlar mı abi? Arayı da açarlar. Ya öyle yani şeyler kuvvetleri girmediği zaman çok fazla arayı açmazlar. Kuvvetleri gireceksin. Kuvvetleri girdiği zaman arayı fazla açarlar. Evet. Taklayı belki azaltabiliyorlar. Evet. Ama bunların taraması çok başka bir şey. Allah razı olsun kardeşim. Şimdi bunlar benim bildiğim sende bir tane tepeli erkek vardı evet, abi. Onların bu torunu. En büyük erkek zaten öbürleri 4 tane. Daha yaşıyor mu o erkek sen? Yaşıyor evde. Geçenlerde canlı videosunu çektim. Maşallah. Yaşıyorum. Keşke getirseydin o kuşu ya. Getirecektim de bir sonraki şeyde. Söyleseydiniz ben de getirdim abi ya. Arkadaşlar şu kuşlara iyi bakın. Paçalar. Bunların ikisi de yuva kardeşi. Yuva kardeşi. Anneler. Orijinaller arkadaşlar. Beyaz da veriyorlar. Evet. Beyaz abi veriyorlar mı? Veriyor. 2-3 senede bir beyaz verirler. Çikolata. Tek. Veriyor. Çikolata ile Arap ağırlıklı. Arap daha fazla veriyorlar. Arada sırada beyaz veriyorlar. 4 senede bir tane beyaz verdiler.
Nefesler mi düşüyor? Beyazlar da. Elim alabilir miyim? Allah razı olsun Perfin kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Ahmet Polat, Mustafa Keleş. Canlı yayın arkadaşlar. Annesi takkalı. Denak'tan babaları, sağ annesi. Olsun bizi kırmadı. En büyük Ali abimiz geldi. Kuşlarını da getirmiş. Orijinal kuşlarını. Hasan Hüseyin Albayrak'ın orijinal kuşlarını. Biraz böyle göster abi. Kaç kuyruk abi? Nazar değmesin. La havle ve la kuvvete illa billahi lalil azim. Nasıl Mustafa abi? Süperler. Senin bildiğin kuşlara benziyor. Süperler. Benim sadece şu ağız kısmını da çekti de şu bacak yapısını süper. Süper değil mi bacak? Peki beli abi? Beli de süper bak. Kalın. O kaç kuyruk? 12 mi? 12. 12. Peki öbürü? Bunlar 11 kanat atıyor mu abi? Abi yok. Bunlar 11 kanat kendi işlerinde atmaz. Belki kuyrukları girdiği zaman belki olabilir. Ben yani bakmıyorum. Kanat kuyruk özelliğine bakmıyorum kuşlar. Allah razı olsun. Kuşlar oyununa bakıyorum. Evet. Saflığına bakıyorum. Arkadaşlar. Kuşları 13-14 senedir besliyorum. 13-14 senedir besliyorum. Evet. Peki beslediğin başka bir ırk var mı? Var evet. Bunların yanında bir de Kırşehir kuşu olarak benekli göklerim var. Arada sırada boz benekli atarlar. Evet. Milletin meşhur foto Mehmet'in kuşları dedikleri kuşlardır. Evet. Onlar var. Bu iki ırkı besliyorum. İki kanı besliyorum. Hiç kırdın mı abi? Hayır. Birbirine? Kırdım, özür dilerim. Bir kere kırdım. Stop. Ama istediğim şey olmadı. Kuşlar orada burada atmaya çalıştı. Bunların en büyük özelliklerdir. Bu kuşlar kafalarını yani tabiri caizse biraz abartmak gibi olmayalım. Kafalarını kessem bu kuşlar gene yerine iner. Sağda sola atayım, yatayım, bilmem ne bu kuşlar olmaz. Ben de uçuruyorum. Yavruyken atıyor, atabiliyor ama. Normal. Oyununu yanlışla atsa bile 2-3 dakika var. Selam senin bu adamların ya bulamadın. Gittiler mi yoksa? Gel abi ya. Gel. 2-3 dakika gel abi, sonra gel. Nefesleri hemen gelin yerine gene gelin. Tamam. Sandalye getirmeyi unutma. Evet. Oyuna girdikten sonra 2 sene evet. Yatsın yine aynı performansı gösterip kalkabiliyorlar, uçuyorlar evet. Yani. İşte Allah razı olsun. Olanıyor. Evet arkadaşlar şimdi de genç yakışıklı kardeşime dönüyorum. Murat kardeşim sağ olsun sayesinde böyle bu röportaj gerçekleşti. Murat kardeşim seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Murat Alagöz Iğdırlı'yım. Sesini biraz yükselt. Murat Alagöz Iğdırlı'yım. Evet. 25 senedir Hollanda'da kalıyor. Geçen bizim sohbetimize katılan Murat Alagöz bu kardeşimiz. Devam et abi. 12 senedir bu kuşları besliyorum. Kaç sene? 12 senedir, 25 senedir Hollanda'da kalıyor. Evet. İşte ben de işte beyazlardan çıkmaklar, bir de Araplardan var. Hasan Hüseyin evet, özlerinden. Özlerinden. Evet. Irak'ta da var yeğeninde bir 60 tane. Evet. Geçenlerde senin yuvanı da patlattılar. Evet, 31 tane kuşum yaşandı. 20 tane dişi, 11 tane erkek çalındı. Çok güzel. Belçika'da. Geçmiş olsun inşallah kardeşim. Evet. Peki senin beslediğin o beyazların özelliği neydi abi? Beyazlar beyaz soyun orijinali buradaymış. Gördün değil mi Mustafa? Beyazlar süper canım özellikle yani. Özbeyaz erken sonra çok uzun gitmesi. Benim orada bir kilise var. Kaç tokatlı abi? Ya içlerine çıkıyor. 10 giden de oldu içinden. 15 giden de oldu. 8 giden de oldu. Değişik. 40 takla giden de oldu. Çakmaklı. Çakmaklı. Yok, biz beyazlardan söylüyoruz. Ya, senin en beğendiğin renk ırk hangisi? Hasan Hüseyin'den. Ya çakmaklar. Çakmaklar. Onlar. Evet. Beyaz kuvvet karışımı. Kuvvet karışımı. Çakmaklı olanlar beyaz kuvvet karışımı. Ya da onlar zaten üç renk veriyor. Ya açık çakmaklı verir, ya koyu çakmaklı verir. Ya da kanadı beyaz, arasında kanadı beyaz verir. Anadolu evet. Miski de olan. Miski de. Çok nadir de miski veriyor zaten. Çok maşallah. Nadiren böyle 3-5 senede yani kanın ağırlığına göre ballı verebilir. Evet. Kuşlar genelde kısa yere yakın olur. Evet. Geniş olurlar. Göğüsleri geniş olurlar kuşların. Belleri geniş. Belleri geniş olur. Kafaları yuvarlak. Biraz yuvarlak olup gövdelerine çok yakın olur. Gagası? Gagası değişebiliyor yani. İçinde kısa gaga atan da oluyor. Uzun gaga da oluyor. Ona kalın desek abi. Kalın böyle. Normal kuşlara göre. Yani diğer... Kalın şöyle kalın. Kısa olduğu için kalın görünüyor. Aynen. Bunda da o özellik vardı. Bak bunlar bu ikisinde yok. Bunların döş yapısı, ayak yapısı tam süper, güzel yani. Bunlar karışım olmadığı için. Evet. Bunlar işte Sivas kuşu olduğu evet. için. Bunlarda şey yok. Murat, yok. Sen o deminki gördüğün kuşları bir getir şuraya at ya. Arabada ya.
Arabaya mı attın? Arkadaşlar demin Murat abi Ali kardeşime bir çift kuş getirmiş. Bir tane beyazın soyundan. Diğeri de Araplardan. Beyaz Kuveyt. İnan ki bayıldım Mustafa abi. Abi 16 kuyruk. Kalın bel. Yani onları bir gör. İsterse bir getir. Nasılsa buradayız. Murat kuş getir. İki dakika. Arabada. Nerede araba? Ne? Açtık da. Kimin? Arabanın içinde başka kuşlardan. Tamam. Şey yapar. Evet devam ediyoruz. Mustafa abi buraya konuşalım. İşte yani... Güvercin arşivi maşallah diyor, emeklerine sağlık. Herkese merhaba. Miraç müdür. Mozi Türk emeklerine sağlık. Mozi Türk de bizim Özgür oluyor. Öyle mi? Evet. Sizlere selamı var. Aleyküm Mustafa selam. Bey. Aleyküm selam. Evet, söylemek istediğiniz, yani, katmak istediğiniz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Yine herkes diyor ki bende bu kuşlardan var, bende bu kuşlar var. Yine bu kuşlar bu piyasada nam yapmış kuş var. Herkes beli beyaz, kanadı beyaz, iri beyazları o adamın kuşları diye birbirlerine satıyorlar. Ve bu kuşlar oynamadı mı diyorlar ki Hasan Hüseyin kuşu oynamadı. Bu kuşu ben Hasan'dan aldım oynamadı. Mehmet'ten aldım oynamadı. Orijinalini eline almamışlardı ondan el, kardeşim. Ellerinde olmadıkları için. Bir de bu bir de bu para ettiği için. Aleykümselam hoş geldiniz. Bir tabii bu kuşların da adı çıktı tabii bir sefer daha. Yani herkes o diye besliyor. Ben denakta kalıyorum. Hemen hemen diyebilirim 180 denakta. Kuşların hepsi yani kırmaları hepsi bütün kümeslere yayılmış. Kırmaları. Evet. Evet. Ama öz desek bir hacı da var. Ben katılmıyorum ya. Yayılmış olayına katılmıyorum. Böyle yani adam ne kadar da öz dese bizden giden kuşları ya da Hasan'la Mehmet'ten aldığı kuşa öz diye kaçırdığımız olabilir. Bende olabilir. Evet. Gidip kırıyorlar tekrar. Öz diye evet. Anlatabiliyor. O diye satıyorlar mesela. İsviçre'ye satıyorlar. Danimarka'ya satıyorlar. Öz diye. Önceden ben yüzük kullanıyordum. Şu anda ben yüzük kullanmıyorum. Evet. Kuşlar benim olduğu belli olmasın diye. Çünkü ben kuşumu nerede görsem tanırım. Evet. Yüzük olmasına gerek yok. Yani yüzük olduğu zaman ne oluyor? Hollandalıların eline falan geçtiği zaman yani bir ihtimal %1 gelme ihtimali var. Ama boş ver o %1 gelmesin. Onun için ayaklarına yüzük takmıyorum. Kuşum bir yerde rastladım şey yaptığım zaman da satan olursa da alıyorum demiyorum tabii bu kuş da benim diye. O şekilde ihtiyacım olan kuş olursa alıyorum yani. Yani Ali abi ne diyeceksin kısacası? Abi çakmalardan seviyorum. Ya çakmalardan uzak dur demeyeceğim. Demin dedin de. Oynayan kuştu. Evet kuş havada, aynen balık tavada arkadaşlar. Ya fazla markaya takılmayacaksın. Kuş hoşuna gidiyorsa, oynuyorsa evet, en güzel kuş odur. Zaten markaya takıldın mı sanki oltaya takılıyorsun. Ne oluyor o zaman? Aynen öyle. Çünkü gerçek markayı bulup bulmadığını bilmiyorsun. O kadar yalan dönüyor ki bu piyasada. Evet, İşin içinde para olduğu için. Bak ben bu kuşları 14 seneye yakındır besliyorum. Bir tanesini satmışlığım yoktur bu kuşlar. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir çift beyaz Erzurumlu Ahmet'e İstanbul'a sattım. Çok rica etti. Belki Murat da görmüştü kuşlar. Sadece İstanbul'a bir çiftini sattım. Onun dışında kimseye ben bu kuşlardan vermedim. Erkan kardeşim var benim Elazığlı. Yanımda büyüdü bir çocuk. Şu anda Belçika'da kalıyor. Benim kuşlarımın yarısı onundur. O da benden izinsiz hiçbir yere bu kuşları veremez. Peki Ali abi, buradan Hasan Hüseyin Albayrak abimize, herkes dünya izliyor bu yayını. Biraz sonra canlı yayına zaten şu an canlı da. Şu an 20-22 kişi izliyordu. İzliyor yani daha. Ben şöyle düşünüyorum. Buradan büyük kuşlara söyleyecek bir şeyiniz var mı? Bir tavsiyeniz veya selamınız? Estağfurullah. Bizim ne tavsiyemiz olacak büyük kuşlara? Hepsini sayıyoruz, seviyoruz, hürmet ediyoruz. Diyecek başka bir şey. Peki yeni yetmeler için ne diyorsun abi? Yeni yetmeler de tabii şimdi yani diyorum ki yani kuşu görerekten alsınlar. Markaya fazla önem vermesinler. Evet. Onu diyorum yani. Şimdi bu kuş isim üzerine gidilirse hiçbir zaman doğru kuş bulunmaz. Allah razı olsun. Onun için yani uçan kuşa değer vermeler lazım. Eyvallah. Zaman lazım tabii ki. Her şeyden önce zaman. Şimdi bu kuşların özelliklerinden birisi de kardeşin söylediği gibi bir çift eline geçtiği zaman sen macera aramayacaksın ondan. Evet. Macerayı ne zaman ararsın? Önce dediğim gibi 2-3 çift olur. Evet. Sevdiğin bir kuş. Baktın ki istediğin performansın daha güzel olsun dersen yakışacak bir kuşuna yani. Olmazsa tekrar o kuşu aradan geri çekeceksin, evet, yavrusunu da çekeceksin. Bir de bu kuşların bir özelliği ve kırık olduğu an hemen kanat açıyorlar.
kırıldığı an bile tutmadan direkt kanat açıyor. Hangiler? Beyaz mı hepsi mi? Her kuşla bu kuşlar oynamaz. Her kuş bu kuş kaldıramaz. Kaldıramıyor. Bu kuşlar başka kuşlar. Çünkü bu kuşların taklası fazla olduğu için her kuş bu taklayı kaldıramıyor. Kanat açıyor. Kanat omuzlar açıyor. Dayanmıyor. Performansı da değişik bunlar. Değişik. Perdahlı kuş bu kuşları kaldıramaz. Evet. Aynı tarz kuşlar olması lazım bu kuşlara eş edebilmen için. Onu da zamanına da yazık. Dediğim gibi zamanına yazık yani uydurabileceğin kuş bunların performansı dediği gibi arkadaşlarım. Evet. Ayak uyduracak yoksa kuşa da yazık ediyorsun zamanına yazık ediyorsun yani kuşun hakkını vermemiş oluyorsun. Evet. Onun için bu kuşların hakkını vereceksin yani kıymeti bilinmesi lazım bu kuşlara. Evet. Sevgili arkadaşlar size biraz da ben konuşacağım. Size Ali abiyi tanıttım, Mustafa abiyi tanıttım. Murat kardeşimi tanıttım. Arkadaşlar şimdi şöyle demek istiyorum. Gerçekten bu kuşları yani isim yapmış kuşları bu insanlar besledi ve gördü. Hala besliyoruz. Hala da besliyorlar ve bunların üzerine bilmiyorum daha kuş besler misiniz? Ya ben senelerde bunları besliyorum yani. Daha iyisini görürsem tabii ki benim kuşlarımdan daha iyisini görürsem sonunu görürsem illaki Rabbim bilirim. Çünkü niye ben meraklısıyım bu kuşun. Aynen. Her zaman iyisini biz de aynen hastasıyız. Ama şimdi yani gidip de hikayelerle de yani kendi elindeki kuşu kenara atıp da hikayeyle de oyun kuşu alınmaz. Şimdi masa kuşu olmuş olsa özelliğini bilirsin. Masada kuşu görür alırsın ama oyun kuşu hikayeyle beslenecek bir kuş değil. Allah razı olsun. Görerekten beslenilecek bir kuş. Senelerdir bu hayvanlara biz hizmet ediyoruz, emek veriyoruz. Onlar bizi memnun ediyor, tatmin ediyor. Biz de besliyoruz. Ali abi şimdi ben güzel bir soru soracağım. Biraz zorlayacak. Tabii size size kalmış bir şey isterseniz cevaplarsınız isterseniz cevaplamazsınız ama cevaplarsanız insanlar oltaya takılmaz Hasan Hüseyin kuşu diye şey olmaz yani yanılmaz aldanmaz kurban olarak gitmez diyelim. Ben sorumu şöyle soracağım abi bunları uçurtmayarak yerde aldığımız zaman nasıllar bunlar elde, şekilli olarak? Abiciğim bu kuşlar şimdi yerde benim kuşlarım özellikle... Nesine dikkat edeceğiz? Abi kısa ayaklı oluyorlar, yere basık oluyorlar, göğüsleri geniş oluyor kuşların. Kanatları kısa oluyor, kuyrukları kısa oluyor. Boğazları vücutlarına, kafaları vücutlarına çok yakın oluyor. Boğazları kısa oluyor. Çok sesli oluyorlar motor gibi. Takla atmasa bile. Takla atmasa bile. Ama yani tavsiyem yerde kuş almasınlar diyorum. Görsünler çünkü aldanabilirler. Havada görsünler tabii illaki. Ay gelip de benden alsınlar demiyor ben zaten satmıyorum yani. Evet. Onun için yani kimden alacaklarsa, kimde varsa, kimi tanıyorlarsa orada da görerek de alsınlar. Ali abi ben de satmıyorum ama millete beleş hediye veriyorum. Beleş ne diyorsun? Ben vermiyorum abi. Çünkü ben beleş almadığım için. Vallahi hediye veriyorum. Ben insanları sevindirmeyi hediye alınlar ben çok para verdim ben. Ama hediye vermek güzel bir şeydi. Bozuldu. Bu alışveriş, bu satın işi girdiği zaman kuşun hiçbir değeri kalmadı. Evet. İşte ticaret girdi ya. Bu kuşlar şimdi yanlış insan eline düştüğü zaman böyle ihaleye gelip de 5-10 liraya verilecek kuşlar değil. Bu arkadaş ben zamanında tanıştım. Ben bunu belki bu hatırlayamadım. Ben biliyorum. Ben seyrettin mi bunda bir şeyler? Bahçeye gel. Yani şöyle gözüne ne kadar bir şey değilse kuşlar o kadar güzeldi maşallah. Maşallah. Bende de vardı 70 tane. Benimkiler de aynı. Cesaret edip de yani bir sefer 70 kuşta bir çift beyaz alabildim. İki erkek. Aynı çanakkan kardeş. Yani ben uçurmama gerek yoktu. Bahçeye saldığım zaman içim açılıyordu. Saatlerce seyredebiliyordum. Aynısını bunu orada da yaşadım. Gerçek diyor bu arkadaşım. Senin eline geçen miski dışarıdan orada var işte. Bu. Peki Mustafa abi sen özellik olarak ne diyeceksin? Yani bu kuşların yerden bilmeyen birisi alırsa yanılmaması için özellik olarak ne tavsiye vallahi edeceksin? Ali kardeşin söylediği gibi ayaklar tam şey kenarında olacak. Bunun şu gibi altında, değil mi? Bak, bu, altında değil çok beğendim. Arada. Çok ayaklar beğendim abi. Durmayacak. Aynen. Ayaklar dümdüz yere basacak. Yani maşallah. Vücutunun dışında kalacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, bunların çakmaklısını aldığın zaman çok kısa ya. Lekeleri, göğsünün lekesi belli diyor. Allah razı olsun. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Arkadaşlar. Süper maşallah. Maşallah çekin inşallah. İkisi de dişi arkadaşlar. Yok erkek ya. Hangisi erkek? İkisi yuva kardeş. Erkek mi? Evet. Ya işte bak son fetlerinde yatamamadılar. Aşağı yukarı yani şöyle 4,5-5 aylık falan. Abi. Birinin ayağı sanki daha kısa. Aynı o dişi gibi. Arkadaki evet. Erkek biraz daha yavaş. Evet Sivas kuşuna benziyor arkadaşlar. Sivas kuşu zaten. Sivas kuşuna benziyor. Sivas kuşu evet. Aleyküm selam, hoş geldin. Böyle olmuyor tabii. Yani kuşlar... Özgür kardeş, kuşlara bak. Röportajda gerçek Hasan Hüseyin'in öz damarını besleyen Ali abi var.
Mustafa abi var. Bir de Murat kardeşim var. Murat Alagöz. Geçen konuştuk ya. Kuşları gördünüz mü arkadaşlar? Bir de ben bir buradan yeğenime bir şey söylüyorum. Yeğenim Oruç. Bak içine 5-6 tane yavru var. Annesi babası kardeşleri oynamıyor. Bak bu abi sana söylesin o kuşlar niye oynamıyor. Ve o kuşları ben sana 6 sene ben oldu o kuşları söyledim. Sana diyorum evet. Çıkarma o kuşları. Bak Allah abim söylesin o kuşları ben sana niye çıkarma diyorum. Ben burada dedim ki o arkadaşa çok selam söyle. Ben tanımıyorum onu. O da beni tanımıyor. Sen kuşlardan memnun değilse ben ona Türkiye'de hoşuna gidecek şekilde kuşlar satın alırım. Bütün yol masrafları da bana ait. Göndersin o kuşları. Ben de oynamazsın. Ben evde yerde kargolardan beslerim. Allah razı olsun. Cümlemiz. Benim hoşuma gidiyorlar. Mustafa ben... abi devam edelim. Ne diyeceksin? Senin beslediğin kuşların fizikleri nasıldı abi? Vallahi aynı Ali kardeşe söylediği gibi döşler yahın olacak. Kafa sırtında S şeklinde, sırtın üzerinde. Anatlar eğer olabilirse imkan varsa anatlar kuyruğun altında gezdirecek. Hafif şöyle yay gibi olacak kanatlar. Yay gibi. Yay gibi olacak derken yani dümdüz değil. Hafif, meyilli olacak. Meyilli olacak kanadın kendisi. Evet. Yani kuşun kalitesini sırt olacak, döş olacak kuşlar. Evet. Bu özellikler olduğu zaman zaten kuş dediğim gibi ayaklar vücutun altında değil, kenarından çok kısa şekilde olması gerekiyor. Aynı burada gördüğümüz gibi böyle yani. Kuşların içine, özür dilerim lafını bağlayacağım. Devam et. Kuşların içine kuvvet girdiği zaman aynı Mustafa kardeşin dediği gibi içinden kanat salanlar çıkabiliyor. Salıyorlar yani kuvvet girdiği zaman. Peki. Yani bu kara çakmaklar ağırlıklı olarak girdiği zaman o şekilde kuşlar kanat salıp şey yapıyor. Ama Arapların kendisinde kanat salan yok. Ali kardeşim, şimdi seninle beraber biz Hasan Hüseyin'in yanına da evet. Gitmiştik. Hatırlıyorsun. Doğru. Bu deliği bir daha yanıma getirme evet. Demişti. Şimdi Ali baba, ben sana şunu söyleyeyim. Senin kendi tecrüben veya Hasan abiden aldığın bir tecrübeyi bize söyler misin? Hangi arka hangisine girmek gerekiyor ki o gerçek performansı uzun gitmesi, şatavatlı gitmesi, hatasız bir kuş çıkartalım bunların içinde. Ya şimdi hatasız biz bilemiyoruz. Biz sadece tecrübemize göre eşleştiriyoruz. Allah-u Teala'nın takdir ettiği bir şeydir. Ha, şimdi aynı kuşlarla uğraştığın için tabii deneyerek de insan tecrübe sahibi oluyor. 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyorsun. Aşağı altından ne çıkabileceğini. Sen hep yani Arapları girdin evet. Birbirine. Evet ben yani Arapları saflaştırdım. Sadece saflardı. Sadece Arapları bıraktım. Peki meziyet olarak sen demin dedin de kaç metre gidiyorlar abi? Abi metre olarak bilemiyorum ama bana göre yani 30-40 metre gidiyorlardır yani. Orijinalleri. Evet, bana metresinden ziyade bunlar bol tokat taraması için daha fazla hoşuma gidiyor. Ve taradığı zaman da yani son bitirme olayı sanki kuş yeni oyuna başlıyormuş gibi oluyor. O heyecan veriyor. Yani fitese takıyorsun ya arabayı. Gitgide hızlanıyor. Bu hayvanların en büyük özelliği kanat sesi ayrı, takla sesi ayrı ve hızı insana keyif veriyor. Maşallah. Maşallah. Ve bunlar aşağı yukarı 10-15 dakikada gelirler. Çok fazla uçmazlar. Ama Kuveyt'e girdiğin zaman içine çok fazla uçarlar. Aynen. Ben ondan sonra sefere azaltırlar. Evet. Belki uzatabilirler. Kuş biraz dik çıkar. Taklayı çoğaltabilirler. Ama bu şekilde kanata bana göre bunlar gibi kanata o zaman binmiyorlar. İlla ki içinde çıkan olabiliyor. Çünkü dik gittiği zaman bunlar gibi kanata binmiyorlar. Ondan sonra beyazlar gene çok ayrı bir kuşlardı. Tabii saf beyaz biz hiç görmedik. Sadece Büyük Sivas'tan gelen erkeğe gördük. Hasan peki Murat'takiler bunlar, saf beyaz değil miydi? Saf beyaz değil ki o büyük erken yavruları, torunları. Hasan abi de tek bir tane bir beyaz erkek vardı. Kendisinde de yani yoktu saf. Yani saf diye o büyük beyaz erkeğe diyoruz. Koca erkeğe. Evet. O adamın kendisindeydi. O kuşu kimse almadı ondan. Vermedi yani. Yok vermedi. Adam bir sürü para vermiş o kuşu verir mi? O adam onu hem kuvvetlere kırıyordu. Kırmıyordu. Eşe diyordu o hayvanları. Tamam. Kara çakmaklar çıkıyordu altından. Miskileri eşettiği için kuvvet dediğimiz kuşlar koyu kapalı miskiler. Adam Irak'tan getirdiği için onları ya da Irak'tan geldiği Türkiye'den satın aldığı için onlara kuvvet diyordu o. Biz de kuvvet diyoruz. Aslında kuvvet dediği zaman sarı kafalı süs kuşları gelir insanın aklına. Ama bu kuşlar normal miskiydi. Kapalı miskiler. Beyazı miskiye eşettiği için beyazın da kanında kanadı beyazlık, göklük falan vardı, bozluk vardı. Oradan kara çakmaklı veriyor. Kanadı beyaz kara çakmaklı veriyor. Boz veriyor çok nadiren.
Artı bu beyazı Araplara giriyordu. Onların altından çıkabiliyordu. Çakmaklı. Ondan sonra beyaz olsun, şey olsun. Yani bunların üçü de çok ayrı bir kuşlardı. Ayrı meziyette. Ama üç aşağı beş yukarı birbirlerinin oyun tarzında olan kuşlardı yani. Evet. Değişebiliyor yani bunlar. Çakmaklılara vurduğu zaman bazen daha güzel oynuyor. Bazen beyazın altından daha iyi oynuyor. Hepsi oynuyor muydu? Hepsi oynuyor dersek yalan söyler. Tabii doğru. Her kuşta 10 yavruda 9 tanesi oynayacak diye bir şey yoktu. Ama aralarında çok istisna kuşlar çıkabiliyordu. Adama yani kafayı yedirtecek. Kuşlar çıkıyor. Kendi hoplatacak kuşlar çıkıyor bunlar için. Evet. Evet. Bunların özelliği odur. Özelliği zaten o. Evet. Bende de aynısı oldu. Hiç oynamayanı çıkıyor Ali abi. Aynen öyle. Şak şak. Tabii onların altında da acayip kuşlar bu sefer çıkıyor. Hiç oynamayanın altında acayip şeyler çıkıyor. 3-5 oynayan çıkıyor. Bir de akıllara zarar çıkıyor yani. Evet. Adam mesela diyor, benim bir tane video attım ben buraya. Yavru 22 tokatla arayı açarak gidiyor. Hani yavru daha yere gelip Türkiye'ye verdim onu. Büyük kuşlar demiş ya maşallah böyle kuş da mı var mıymış? Ben de öyle oldum işte diyorum ya, ben de öyle oldum. Ben de kara gözler var. Yani arkadaşlar hediye ettim, şey ettim, o hoşuna gitti. Ben de o anda onları görene kadar elimde kuş var sanıyordum. Gerçek diyorum. Demek ki. O çakmaklı etken 4 taklası vardı kendisine. Evet. 4 takla ama. Doğru. Ses aynı Ali kardeşi dediği gibi motor gibi. Ama yaşlıydı o. Yok o zaman yaşlı değildi. Sana geldiğinde yaşlıydı. Tabii de ben de yaşlı değildi. Ben de 2 yaş ancaydı yani en fazla. 3. En fazla. Yani ne bile değildi. 3 değildi. Falan. Yani. Nasıl şimdi... Kuşu kendini belli ediyordu. Kanat yapı su yerden kalktığı zaman pat dediği şöyle ses bağıtırıyor. Geniş omuzlu, kapadayı gibi. Yani dediğim gibi onlara cins ve değil. Değişik bir dişi yapıştırdım. Hızlı bir dişi. Ondan da oynattırdı. Ama o törnöcüden bu arkadaşlardan geçen kuş elime düştükten sonra başka 22 taklasını ben de gördüm. Şimdi kendimde olduğu için söylemiyorum ama diyebilirim ki hayatımda en uzun giden kuşu ilk sefer böyle gördüm. Gerçek diyor. Evet. En iyi kuşumu da Naim Bey'i de başkasını da seyrettim. Yani en iyi kuşumu da değil demiyor. Bunu gördükten sonra ben hepsini sildim. O ne yapıyordu abi? O karagözler de 12 taklayla gidiyorlardı ama yaylı kuşlar. Hızıyla geliyor, hızıyla gidiyor. Bunların özelliği kendini şuraya sıktığı zaman orada bir saniyelik bir olay. Orada bir saniye kalıyor, düşünüyor. İneyim mi, devam edeyim mi? Özelliği orada. Tak 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 dediği zaman devam ediyor. Bir ortada bir boşluk veriyor. Tekrar. Duruyor yine tekrar. Bir daha daramaya başlıyor. Maşallah. 11 tane daha peşine. 22. İnşallah bitiriyordu. 22. Peki Ali abi sana döneyim. Sen hiç Hasan Hüseyin Albayrak'ta. Şimdi röportaj hep bu kuşlar oldu abi. Herkesten özür diliyoruz. Burada burayı reklam amaçlı yapmıyoruz arkadaşlar. Kuş satmak için de yapmıyoruz. Herkes bunu böyle bilsin arkadaşlar. Biz sadece Ali abi bu kuşları beslediği için, Murat kardeşim beslediği için, Mustafa abim ileriki yani geçmiş zamanda beslediği için böyle bir röportaj yaptık yani. Konu ne Hasan Hüseyin ne de bir reklam. Herkes bunu böyle bilsin arkadaşlar. Özel düşünülmüş bir röportajda değil. Şimdi biz burada ihaledeyiz. Eğitim ihalesindeyiz. Bir araya geldik ve Zafer kardeş dedi ki böyle. Dedi bir yani şey yapabilir miyiz? Kuşlar hakkında bir aleykümselam Ahmet. Hoş geldin. Ben böyle bir şey olabileceğini düşündüğüm için Murat dedi ki bana böyle Zafer'le geleceğiz. Belki dedi röportaj yapabiliriz. Kuşlardan getirme imkanın var mı? Dedi ben iki tane bu senenin geçen senenin yavrularından aldım geldim işte. Allah razı olsun ondan kardeşim. Planlanmış bir şey de değildi. Evet. Bizim de kimse gel, yani. Gel abim gel. Bir sandalye kap gel. Yani. Bir zahmet ya. Kuşlar benim kuşlarımdır. Evet belki de Hasan Hüseyin'den almış olabilirim ama. Senelerdir ben bu hayvanlara hizmet ediyorum. Kuş benim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam güzel kardeşim. Sen de kuşlar hoş geldin. Kimsenin değildir. Ali Doğan'ındır bu kuşlar. Evet. Sorum su. Siz Ali abi her zaman Hasan Hüseyin Albayrak buradayken gidip geliyordunuz. Evet. Şu üç çemberden bahsediyorlar. Evet. Oyun olarak. Evet. Hiç gördünüz mü? Şahit ben oldunuz mu? Ben görmedim abicim o olayı. Peki ne olduğunu duydunuz biliyorum, mu? Biliyorum abicim evet. Kuşa o oyunu yaparken arada bir oyunu bırakıp öyle bir daire şeklinde dizip üç kere sonra tekrar hırslanıp oyuna devam etmesi. Bunu birkaç sefer yaptığını söylediler. Ama ben yani gittim senelerce adamın evine. O tarzda bir kuş seyretmedim. Kaç tokatla gittiğini söylediler mesela? Bilemiyorum da abicim. Ben kendi evimde
Murat'ın bana hediye verdiği çakmaklarla beyazlardan çıkma bir tane dişi uçurttum mor. 3 sefere geliyordu. 42 tatlasını sayıyordum. Yerden. 20-30 metre seni çok iyi şey yapıyordun. Maşallah. İyi gidiyordun. Ondan sonrasına arka arkaya vuraraktan hırslı bir şekilde gidiyordun. Önüne doğru saydıraraktan. Anladın mı yani? Hep oyun içinde değil. Evet. Önüne doğru. Evet. Hayvan yani oyunu bırakmıyordun hırsından. Tekrar önüne o şekilde 42 taklasını saydın kuşlar oldu. Oldu. Evet. Ama çember olayını Hasan abi de bahsetti. Gökmen arkadaş bahsetti. Ama ben o şekilde görmedim abicim. Görmedim. Yani bir de şöyle bir şey. İstisnalı o şekilde bir şey olabilir. Ama tabii bu makbul olan bir şey de değil bana göre. Çember nedir yani? Ya anladım da. Yani şimdi Hasan... Çember çıkartmayalım. Adam bir şey yapmıştı, daire yapmıştı. Çember nefes almasına aynen zaman öyle, veriyor. Aynen öyle. He. O yani oyunu bozup tekrar oyuna başlamış gibi. Ben öyle evet. sayıyorum onu. Aynen yani öyle. Allah'ın kardeşi evet. öyle sayıyor. Evet. Ama benim dediğim öyle değil. Ben demin anlattım ya. Evet. 10 taklayı düz gidip de orada evet. bir hafifle bir durma evet. var. O durmadan sonra tekrar bir daha ateşleyip aldığın zaman maşallah. Onu gördüm. Onu ben o özelliği gördükten evet. sonra ben dediğim gibi elimdeki iyi kuşları hepsini salladım. Onlardan evet. devam ettim. Allah razı olsun. Dediğim gibi bu kuşların hakkını verilecek yani inşallah yanlış ellere düşüp de dediği gibi maceraya peşine düşüp de yani her kuşundan eşleştirip de özelliğini kaybederse evet. yazık olur. Aynen. Kuş bu kuş aynen. zaten kaldıramaz. Kaldıramaz. Yani. Yazık olur hayvanlar. Yapacakları en büyük yanlış hata. Oluyor yani bu kuşlar. Sen kendin uçuruyorsun. Senelerdir biliyorsun. Aramaktasın, tutturuyor onu da, tutuyor da. Ama hepsi tutacak diye bir şey yok. Sen beyazı seyrettin değil mi en son? 15 tokatla. Yani, Özgür'ün de seyrettim. 17 taklasını gördüm. Yani ben evimde gördüğümü Özgür'de de o zaman görmüştüm. Gerçek diyorum yani var. Ama dediğim gibi macera arayıp da sen ay bunun rengi güzelmiş buna vurayım da ben beyaz kuş alayım buna vurayım miski düşüreyim dersen hı. O zaman yapsına, kanat yapsına, bacak yapsına, sırt yapsına, gözüne. Bunlar hep önemli şeyler. Evet, Allah razı olsun. Son kez Ali abime döneyim. Ali abi, söylemek istediğim bir şey var mı? Ben o soruyu sormadan önce. Yok abi. Peki o zaman ben sana sorayım. Hasan, bazı arkadaşlar, geç bunu geçtik de. Şimdi Hasan Hüseyin Albayrak abimizde kaç ırk vardı bu kuşlarda? Abi, orijinal olarak. Üç kanlı vardı. Üç kan. Dediğim gibi işte. Şeyden gelen kuşlar vardı, Irak'tan, Irak Kuveyt dediği kuşlar vardı, miskeler vardı içinde. Sivas'tan gelen beyaz erkek vardı ve Sivas'tan gelen Araplar vardı. Peki bu Sivas'ta kimden almış bunlar abi ya? Abi şey işte bu siyahları şeyden almış, bu Mola'nın Yaşar diye birisi varmış, ondan almış. Beyaz erkeği de bildiğim kadarıyla Yıldız Elinden aldı, kimden aldığını Ergün bilmiyorum. Almış. Ergün diyor bak bana ben bilmiyorum. Çünkü adam ne anlatmışsa biz onları biliyoruz. Beyaz erkeğe bir dişisini almış sonra da getirmiş beyaz dişi. Ondan diye satmışlar ama. Ondan diye evet. satmışlar. Olmadığını söyledi. Olmadı çıkartmış o. Aslında yani ben şöyle düşünüyorum. Hasan abi evet. kendisi bu damara çıkartmış tabii yani. Canım, tabii. Oradakiler çıkartamaz hayır, yani. Hayır. Ya ama şöyle bir şey de var. Şimdi kuşlar illaki orada da yani nam yapmış kuşlardı yani. Tamam da yani anladım da ama yani. Böyle akla zarar böyle evet. muhteşem. Yok, bunu Hasan abiye has bir şey. Evet. Nasıl çıkardı abi? Neye vurdu yani? Kuveyleri vurdu. İşte kuveylerine geldi. Ama demek ki o bende de Irak kuşları var. Hayır, giriyorum var. Çıkmıyor. Şimdi bunların hepsi Türk taklası. Türk kuşu, oyun kuşu. Hepsi aynı performansı yapıyor mu? Dışarıda bir sürü araba var. Ama nasıl anlamış? Nasıl çözmüş? Şimdi bak, sen gördün mü o kuşları? Abi bunlar işte. Yok yok. Yani hani Sivas'tan aldığı beyazı kırmış. Abi görmez olur mu? Beyaz büyük erkeği ben gördüm. Ondan sonra bu şeyler bunlar dedelerini görmedim ama yani ilk onlardan çıkanları gördüm. Evet. Yani direkt oradan gelen kuşlar değil. Direkt evet. işte Sivas'tan gelen büyük beyaz erkeği gördüm ben. Yaşıyordu yakın zamana kadar gideceği zamana kadar yaşıyordu. Ama sonra da? Sonra bu Sivas Araplarının büyük dedelerini ben görmedim. Evet. Ama bunların babalarını gördüm. Ama kuvvetleri gördüm. Özlerini yine görmedim. Görmedim. Hayır, onlardan çıkanları gördüm. He. Yarı yarıya. Kendisi ne diyor peki? Yarı yarıya. Ne vurmuş? Diyor. Nar çiçeğine mi? Yoğurt. Ne vurmuş? Nar çiçeği nereden çıkardı? Diyorum sana üç tane kuştan oluşuyor diye. Evet. Araplardan oluşuyor. Tamam. Beyazlardan oluşuyor. Tamam. Miskilerden. Bu miski dediği kuşlar Kuveyt kuşları. Evet. Bunu bir tırcıdan satın almış. Irak'tan kuşlar getirmiş. Onu öğrenmek istedim ben. Ha. O kuşlar miski. Miski. Koyu miskiler var ya şu anda anam babam miskisi diyorlar. Şu anda öyle kuşlar ben evet. görmüyorum. Şu anda şey diyorlar bu kirli mirli falan. Ameri diyorlar. Onlar olamaz onların abi. Onların biraz daha açık olanlarından. Ama olanlarından. Tepesiz bence.
Ya tepesiz tabi. Tepeleri Araplardan geliyormuş tabi. Evet. Çünkü Arapların kadı tepeli. Evet. Beyaz'da da yok tepe. Kuvvetler'de de yok. Tepe olayı Araplardan geliyor. Araplar bu kuşları kırdığı için çakmaklı tepeli de atabiliyor. Beyaz tepeli de atabiliyor. Dumanlı da atabiliyor. Beyaz da atabiliyor. Çikolata beli açık. Evet. Evet. Evet Ali abi. Sana çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için. Kendinizi tanıttığınız için. Mustafa abi. Yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Murat kardeşim. Allah gönlünce versin inşallah. O kaçırdığın çalınan kuşları inşallah. Ben o demek ki o Murat abiyle Ala abinin dediği o çakmaklardan ben bir tane uçurdum ben. Parkta senaryo yaktım. Kuşu seyrederken polis geldi bana 50 lira ceza yazdı. Senaryo parkın ortasında niye yaktın diye. Ben dedim bir kuşum var. Güvercinim var. Oynuyor dedim. Dedim ya ceza yazarsanız yaz dedim. Güldü beni karakola götürdü. Ben 3 saat falan orada duruptum. Bıraktı. Ertesi gün geldim. Aynen eski. Çay demlerini getirdim. Gene geldi yanıma. Dedi sene var nerede dedi. Bu dedi baca tutan çaydanlık nerede dedi. Dedim o dedim yok. Dedim, ama kuş var havada dedi. Evet. Kuş havada oynadı. Kendisi sese döndü baktı. Dedi bunu dedi birisi iple dedi havaya mı çekiyor dedi böyle dindik. Ondan sonra kendisi söyledi. Benim de babam dedi şiş kursak besliyor dedi. Sen bana söyleseydin kuş beslediğimi ben sana o ceza yazmazdım. Ondan sonra kanki oldunuz. Ondan sonra kanki olduk. Parkta evet. Ne zaman geldi mi kuşa bakıyordu benimle birlikte. Bir çay içiyordu benimle. Allah razı olsun. Evet güzel kardeşim sana dönelim. Seni de biraz sohbetin içindeydik. Şimdi seni tanıyalım abi. İsmim Ali Özdemir. Dungen'de ikamet ediyorum. Evet. Aşağı yukarı 30 senedir bu kuşun içindeyiz. Oyun kuşu besliyorum. 3 soy var bende. Yaklaşık son 8 senedir bu soyların içinde hiç kuş girmedim. Yani aynı kuşların üzerinde devam ediyorum. Evet. Meziyet olarak nasıl kuşlarım var abi? Vallahi meziyet olarak kuşlar yaklaşık 2 saat havada kalma özelliği var. Maşallah. 5 dakika ile 10 dakika arası seferleri var. Şama böyle sesli kanat sesiyle ara sesini çıkardan ondan sonra yer hakimiyeti güçlü kuşlar. Maşallah. Uğraşıyoruz işte. Bunlar böyle. İnşallah ileriki zamanlarda bizim kanala eğer numaramı bırakırsam videoları varsa uçurduğun bir görmek isteriz. Yalnız bak çok güzel bir şeye değindin. Ben canlı izleme taraftarıyım. Seninkinin diyor. Zaten canlı izliyorsun. Ben de ona değindim. Şimdi kamera işi için arkadaşlar koyuyor. Saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Zaman zaman tartıştığımız konular da oluyor. Tartışmadığımız konular da oluyor. Kamera insanı çok yanıltıyor. Nasıl yanıltıyor? Şimdi canlı izlemek İnşallah Allah nasip eder. Kısmet olur. Kardeşim zaten ben gelmeye çalışacağım. Herkes. Geleceğim. İnşallah, canlı. Inşallah. O da biliyorsunuz yani şu anki hava şartları olsun Mustafa abi. Ali abi. Şimdi Ali kardeş uçuruyor. Çok eziyetin şey diyor yani uçurduğunun da karşılığını alabiliyor Allah aşkına. Gerçek yani. Evet. Hatta diyebilirim ki bizim beslediğimiz kuşlara da fizik olarak Ali'nin kuşlara da yakın. Çok bizim yakın. Bizim kuşların. Evet. İnşallah nasip olur şey dersen kendimizi görürüz. Irkı nereden gelme Ali abi? Valla Aytuğuf'unda kimden gelme? İsmini zikretmem. Yok. Aytuğuf'unda benim biraz hastalıkta Türkiye'den getirdiğim kuşlar vardı. Hastalıkta bazıları öldü. Sonradan ben tanıdığım bir abim var benim. Ben Yozgatlıyım bu arada. Evet. Ondan temin ettim kuşları. Evet. 2 tane 3 tane erkek getirdim. Benim kuşlarla da güzel uyuştu. Sonra devam ettim onlarla. Zaten gördüğüne gideceksin. Kimden? Nuri abiden mi aldın? Nuri abiden aldım. Evet. Bizim kuşağı. Nuri abiden mi aldın? Değil. O sen tanıdığın Nuri değil. Başka Nuri. Yok, başka Nuri abi. Hacı Nuri derler. Hacı Nuri şu anda zaten kendisinde de yok. O kuşlardan kendisi de o kuşlar aldı mı? Yaklaşık bir 8-10 sene oldu yani. Yaklaşık 8 ile 10 sene arasında oldu. Arkadaşlar, burada Ahmet Polat diyor ki Araplar boyacı Hasan'dan gelme. Şimdi kendisi 80 yaşında. Boyacı Hasan derken o değil abi. Elazığ'daki Hasan'ı bu kadar. Bilmiyorum diyor boyacı Hasan. Sor bakayım nerede ikamet ediyormuş. Abi nerede ikamet ediyor Ahmet? O Araplar bu şekilde değildi abi. Onlar çift Arap'tı. Yozgatlı hemşerim Ahmet Kırımlı sana selam
söylüyor. Aleykümselam. Benim de ona selamım var. Evet, Ahmet Kıramlı. Arkadaşlar, bizim kanalı takip ederseniz bu şeyleri de izleyebilirsiniz. Şu an canlı yapıyorum. Bir ücret talep etmiyoruz arkadaşlar. Sadece bize destek vurun. Bir aile olalım. Ben kimseye küfür ettirtmem. Ben hiç kimseyi ezdirtmem. Hiç kimsenin anlamadığı bu şeyden, YouTube'dan ben anlıyorum. Orada bir özellik var. Daha edilen küfür veya edilen hakaret o yere düşmeden spam olarak yakalıyor, bana gösteriyor. Ben izin verirsem olur. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Zaten küfür edeni de kendisine yakışanı yapmıştır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kuş ne kadar özel sahibine ait olsa da herkes kendinden bir katkısı oluyor onun içinde. Yani en azından bir kişinin emeği var. Şimdi 12 sene, 15 sene var. Ben yani demek istediğim, bana kimden hediye gelse ben ona kendimden bir şeyler katıyorum. Anlıyor musun? Emeğim var onun içinde. Yani desen ki Ali kardeşin kuşu, Mustafa'nın kuşu, Murat'ın kuşu, Ali'nin kuşu. Hayır, Allah'ın kuşu ama emeğin var onun içinde. Kendi var. Bilgin, kendi düşüncelerin. Maalesef yani zaman kuşlar içinde çekememezlik oluyor. Abi, yalanlar var. Abi biliyorsunuz. Olmazsa keşke. Biz onlardan keşke uzaklaşmaya çalışıyoruz. İşte ben de onlardan uzak bu işi yapmaya çalışıyorum Ali abi. Tadını tuzunu kaçırıyor. Eğer benim yanlışım olursa buyurun söyleyin. Zaten söylemezsen bana dost değilsin. Zafer abi, zaten bu kuşların en büyük çalınması zaten. Benden kimse bu yaşta bu kuşa sen bende olsun diye çekemiyorlar. Sen küçüksün diye küçük görüyorlar. Hollanda'da zaten iki kere çaldılar. Belçika'da zaten beni çaldılar. Abi onu yakınından arayacaksın. Tabii. Öyle düşünüyorum. Bir de içinden gelip seçip götürmüş yani. Şu an 31 kişi bizleri izliyor arkadaşlar. Canlı yayında herkesin selamı var. En sonunda Ahmet Kırımlı yazmış. Rabbim daim kılsın bu kanalı, bu kaliteyi. Bir kere takip ettik, hep geliyoruz. İnşallah sizlerden de o inceliği bekliyorum. Nerede yaşıyormuş? Ahmet Kırımlı nerede yaşıyorsun diyor. Ahmet hayır, bu Arapların. Ahmet cevap geldi. Sivas Zaralı diyor. Olabilir. Olabilir diyor. Ben şimdi tam ismini bilmiyorum, sadece Molla'nın Yaşar diye biliyorum. Bu arkadaş mal falan besliyormuş, malcılık yapıyormuş. O mesela işleri şey olmuş galiba, bozulmuş, bilmem ne olmuş. Türkmenistan tarafına mı, Kırgızistan tarafına gitmesi gerekiyormuş para kazanmak için. Bu kuşlar bir şekilde Hasan abinin eline, oradan Hasan abi gidip alıyor. Aslında bu kuşların yani hikayesi çok da, bu kuşları adam bir çift birisine hediye emanet vermiş ya da hediye vermiş. O kuşlar tutuyor, birisine satıyor. Adam buna kızıyor, anladın mı? Kuşların hepsini kesiyor. Arkadaşı, çok samimi bir tane arkadaşı, en son büyük erkeği elinden zorla alıyor. Ondan sonra ona bir kuş şey yapamıyor yani. Uyduramıyor, şey yapamıyor, tutturamıyor. Nereden gitti aldıysa bir tane gökbenekli dişi satın alıyor. Ya da şey yapıyor, hediye alıyor, bilemiyorum. O kuşu eşleştiriyor, ancak o kuşla tutturuyor bu kuşları. Evet. Hasan abi de bu kuşları senelerde orada tanıyormuşmuş, adam satmıyormuş o besici. Ondan son durumu duyunca gidiyor bu kuşları oradan alıyor. Orada da bir tane yumurta bırakıyor. Ahmet Polat sen kimsin? Beyaz şimdi yazmış Ahmet Polat. Evet. Beyazlarla Arapların meşhurdur diyor. Beyazlarla Arapların meşhurdur. Beyazla, o adamın yani. Aynı adamdan gelme değil. Beyazlar başka bir... Ergün diye bir adam. Evet. Yıldızeli, Beyazlar Yıldızeli'nden gelme. Sivas Yıldızeli'nden. Beyaz çok ayrı başka bir kuş yani. Aynı kuşlar değil. Arablardan hiç alakası yok. Aynı insanın kuşları da değil yani. Yani o adam de bahsettik arkadaşlar. Duydunuz arkadaşlar. Bir şeyler sormak istiyorsanız buyurun şimdi sorun. Bir de bu kuşlar yani böyle bir iki günlük ya da bir kesenelik bir mesele değil yani. Bilmiyorum aynı insandan mı bahsediyoruz ya da aynı insan mı? Biz daha fazla detaylı bir şey bilmiyoruz. Bize ne anlatılmışsa biz onu biliyoruz. Bu kuşlar yani buraya Avrupa'ya gelen en az 20 senesi var yani. Yani aynı kuşlar mı bilemiyorum yani, ona da bilir. Ama yani bu kuşlar da orada yok. Evet. Benim bildiğim. Evet. Çünkü sahibinden en son bir çift alınıyor, geliyor. Evet. Yani orada yok yani bu kuşlar. Olmaması lazım. Benim bildiğim, öğrendiğim yok, kadarıyla. Zaten kuş çeşitliliği Avrupa'da ya. Şimdi şöyle, ben işin boyutuna şöyle bakıyorum. Şehire gittim. Şimdi biraz sesinizi yükseltin. İşin boyutuna ben şöyle bakıyorum. Bak, arkadaş Çorumlu. Evet. Ben Yozgatlı. Diyelim öbür arkadaş Ankara'lı. Herkes gittiğinde
Herkes gittiğinde memleketinden iyi kuşunu getiriyor buralara. Doğru. Getirdiği zaman ne oluyor? İcabında Türkiye'den daha şanslı. Tamam, Türkiye'den geldi kuşların hepsi ama Türkiye'nin bir ucundan bir ucu, mesela ta Edirne'den Ağrı'ya adamın gitme imkanı yok. Ama Hollanda gibi veya Almanya gibi, biz Hollanda'dan bahsedelim, bütün kuşlar bir çatı altında Hollanda'ya toplanmış. Şimdi ben izine gidiyorum. Oraya gittiğim zaman Yozgat'tan ben gidip de paramı da basacağım söylemesek. İzliyorum, iyi kuşu getiriyorum. Arkadaş Ankara'dan getiriyor, öbürü Kırıkkale'den getiriyor, öbürü yani bir çatı altında toplam. Avrupa'da güzel kuşlar var. Benim görüşüm böyle. Yalnız değeri bilinmiyor. Çok çoğaltıldı. Çok çoğaltıldı. Aşırı çoğaltıldı. İşin içine ticaret girdi ya. Ticaretle girdi. Buradaki mezatlarda işte buradaki şu anda ihaledeyiz şu anda. İhale yan tarafta ihale sunuyor. Kuşlar kitap gibi kuşlar fakat para yapmıyor. Etmiyor. Çok cüzi bir fiyatlara gidiyor. Aynen. İnan bu sene izine gittim. Bu sene izine gittim. Ben kendi gittiğim gördüğüm yerleri söyleyeyim. Yemin ediyorum oradakilerin ayıp olmasın, kuşlar tavuk gibi. Dedim ya burada dedim hani güzel kuşlar çıkardı. Pazarı geziyorum ben yani. Bir şahsın evine gitmedim. Arkadaş dedi ki bizden yaşça da büyük. Ya dedi vicdansız kuş mu koydunuz dedi. Avrupa'dakiler geldi geldi götürdünüz. Geldi geldi götürdünüz dedi. Tekleme tükleme insanlar da kaldı dedi. Eski ırklar dedi. Onlar da dedi kapılarını açmıyor. Çünkü hırsızlık çok olduğu için aynen, dedi. Aynen. Onlar eski soylarını muhafaza ediyor. Ama dedi siz ne arıyorsunuz kuş Avrupa'da. Yemin ediyorum Avrupa'dan benden kuş isteyen var şimdi. Yani Türkiye'dekiler benden kuş istiyor ki erkeğine getir. Ama doğru. 3000 kilometre. Doğru. Nasıl götüreceksin? Nasıl vereceksin? Evet. İşte isteyenler var yani. Köylülerimden, arkadaşlarımdan bazen ben kuşlarım ister istemez paylaştığım zaman oluyor. Yerde olsun ne olsun. Adamlar ille getir diyor mesela. Evet. Ahmet Bolat kardeşim şöyle bir yanıt verdi. Dedi ki o Araplar aslında beyazlara kırıldığı için ayakları beyaz atar. Kuyruklarında da beyaz olur. Bazen de saz kanat atar. Çünkü bilmiyorum yani. Biz o şekilde bilmiyoruz. Hayır. Bu saz kanatlık beyaz erkekten geliyor. Yıldız elinden gelen beyaz erkekten geliyor. Çünkü onun kardeşleri gök kanadı beyaz, boz kanadı beyaz. O ırktan geliyor. Bu kuşlardaki kanadı beyazlık beyazlardan gelir. Ha bunlar şey daha ileriki belki nesillerinde beyazlık olabilir. Bel paça, belindeki o paçasındaki beyazlık oradan gelebilir. Evet. Ama benim bildiğim kadarıyla bu kuşların yani kim bilmiyorum yani kimi bahsediyor kim o kuşu bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla bu kuşlar zaten alınan yerde yok. Çünkü zaten bir çift kuşmuş. Onu da Hasan abi alıp geliyor. Evet. Başka yok yani. He. Şimdi ya Hasan abi burada kendisi olması lazım ki adamı detaylı bir şekilde yani kimden satın aldı, kimden... İnşallah de, nasip olur bir gün. Ancak o şekilde anlatabilir. Şimdi biz ne desek yalan olur. Evet. Olabilir, olmayabilir ama bizim öyle bildiğimiz kadarıyla bildiğim, bu kuşların o kümeslerde, çünkü o kümeste kuş kalmadı. Olmamış. Son bir çift kuşu da Hasan abi alıp geliyor zaten. Evet. Sedat Şahin şöyle bir şey söylüyor. Sana kardeşim doğru söylüyor diyor. Avrupa'da çok kaliteli kuşlar var. Ama uçurmak sıkıntı, atmaca sıkıntısı var. Aynen öyle. Hava, aynen öyle. Hava aynen bir. Aynen öyle. Ya şimdi burada mesela ben sürekli boş olduğum için ben emekliyim hastalıktan dolayı. Kuşların hep sabahtan akşama kadar içindeyim. Bu Hollanda'nın havasında çok rutubet, çok basınç var. Türkiye'nin havası kuru hava. Bizim kuşlarımız biraz adapte olmada bayağı bir zorlanıyor. İçinden çıkardan çıkan kuşlar da oluyor. Atmacanın sıkıntıları var. Kuşu tam atıyorsun, hava günlük güneşlik, bir bulut geliyor, yağmura kalıyor, şeye geliyor. Yani bir şekilde hobimizi devam ettirmeye çalışıyor. Evet. Seviyoruz da biz bu işi. Evet, yani, aynen. Ama işte öyle veya böyle bir şekilde yine de kuşlarımızı uçurmaya çalışıyor yani. Evet. Mustafa abi söyleyecek son bir şeyiniz var mı? Ben kapatmayı düşünüyorum. Canlı yaptık. 31 kişi, 25 kişi şu an izliyor. Herkese bol bol selamlar. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Emek veren herkese saygılar, sevgiler. Bu kuş içinde her şey emeğinin oluyor. Herkesin emeğine saygı duyulması lazım. Respekt. Art niyet olunması lazım. Aynen. Kuşu birinin evine misafir de gidilse ya işte orada ev sahibinin rencide edilmemesi lazım. Bu kuş mu? Ya sen oraya izlemeye gelmişsin iyi veya kötü. Kuşu seyredeceksin. Eleştirini de kendine saklayacaksın. Bunlar oluyor. Ona ben biraz takıldım. Konu bunlar. Allah onun dışında da herkese emeğine selamlar ve saygılar. Allah razı olsun. Mustafa abi bizim Özgür Dalton ne diyor? Mustafa abiye siyah kırmızı gözlü erkeği zor diyor. Yılan boyunlu mu yoksa Araplara mı dayanıyor diyor. Siyah kırmızı gözlü erkek. Silik mi Özgür? Silik.
silik, çubuklu, yaşlı erkeğe mi soruyor? Yaşlı erkek, böyle boynu uzun. O çakmakla onun hiç ilişkisi yok. Arap mıydı? Arap. Peki Hasan Hüseyinlere dayanıyor muydu? Kırıkları olsun. Dayanıyordu. Kırık mı, orijinal mı? Vallahi benim elime o güne... Böyle boynu uzundu, yılan boynu gibi. Gözleri sarı, silikti. Uzun, evet. Çubukları belli oluyor. Doğru, gökmenden özgür aldı. Kırmızı gözlü. Evet. Ben o erkeği çakmaklara yakıştıramadığım için ben o erkeğe boz dişi verdim. Boz dişi. Abi o erkeği özgür mavillere kırdı. Senin mavillere. Harika bir şey çıkardı. Bende de aynı. Gerçek diyorum. Bak ben sana ne dedi anlattım. Mavileri ben indiremedim. Ondan aldığım yavruları şurama kadar indirdim. Evet. 20 taklayla mı? Hayır. 12 taklayla. Burama kadar indirdi yavruları. Ama dediğim gibi o bende kara gözlerden dişi vardı. Aynı kendi gibi uzun. Bak bunlar maşallah topalak kuş. Benim peki tek taraflı mıydı o? Yoksa çift tek taraf? Tek erkek vardı onlar. Yok yok orijinalliği yani tek taraf mıydı çift taraf mı Hasan Hüseyin'de? Orasını bilemem. Nereden eline geçti? Gökmen'in sayesinde elime geçti. Onun yani ne derece orijinal ne derece şey... Abi Hasan Bey, Hasan Bey, şey kuşları lafını bağlamak istemem bu sefer. Özür dilerim. Hani biraz fazla bildiğim için bu işe ben karışıyorum. Aslında benim üzerime düşen bir şey. Hasan Hüseyin'in kuşları hiçbir zaman sarı göz vermez. Çardaklı Durmuş'un kuşu var mı? Çardaklı Durmuş'un dumanları vardı. Gökmen çok iyi biliyor o kuşu. En son kuşu da Gökmen satın aldı. Evet. Takkalı dumanlıyı Belçika'ya sattı. Veysel diye birisini. O kuşları Hasan Hüseyin kendi kuşlarına girdiği zaman... Sarı gözlülük oradan geliyordu. Evet. Kırmızı Arapların gözlü. İçinde hiçbir zaman sarı evet. Gözlü çıkmaz. Oradan geliyor. Kuvvetlerin evet. İçinde çıkmaz. Evet. Beyazların içinde çıkmaz. Evet. 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 Ha, Hasan Hüseyin kuşudur. Peki. Geldin, o beni bıyıklı yedin. Çıkar mı? He? Bıyıklı bıyıklı çok nadiren Arapların içinde çıkabilir. Çok nadir. Peki tepeli çıkıyor dedik. Perçemli çıkmaz. Tepeli çıkmaz abi. Arka tepe çıkar. Yok perçemli önden. Çıkmaz abi. Ama şöyle bir şey var. Hasan abi bu terazideki Murad'ın kuşlarına kendi kuşlarını girdiler. Evet. Onun için... Onun kim girdi? Hasan Hüseyin mi? Hasan abi de girdi. İkisi de girdi. Denediler. Hı hı. İstedikleri olmadı. O kuşların hepsini sattılar. Aşağı yukarı 62'ye yakın kuş sattılar. Doğrudur. Perçemli kuşlar onların altından çıkıyor. Evet. Evet. Çok güzel içinde oynayanlar da çıktı. Arkadaşlar duydunuz zilin sesini. Oynamayan da çıktı. Kanat açan da çıktı içinden. Kuşlar budur abicim. Özgür'ün kuşuna ben bir şey diyemem ama sarı göz Araplardan çıkar dersen ben oraya müdahale ederim. Araplardan sarı göz. Ahmet Polat şöyle diyor. Hasan Hüseyin'in kuşları çoğunun Ayı Yaşar'ın kuşlarına kırılmış diyor. Hiç alakası yok. Yalan. Öyle bir şey yok diyorlar. Bir de ben bir şey demiyorum. Buyur abi. Benim amcalı, amcamın oğlu var Mehmet. %80 Gökmen zaten ondan aldı zaten. Al abi de biliyor zaten. Zaten o kuşların %80'i zaten. Tenezzül Murat abim kuşların kırmasıydı zaten ondaki. Gidip oradan alıyordu. Mehmet Şafak diye bir abimiz var. O da topladı. O da Türkiye. Abi isim vermeyelim. Da... Gelmiş, yani, geçmiş. Yani, gerek o, yok o, yani. Abi. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben kaç senedir bu kuşları şey düzelteyim. Mehmet Şafak onları benden aldı. O yok. Mehmet'ten de aldı. Mehmet'ten de aldı. Bak onu ben bildiğim için yine bu kuşlar herkes kendine mal etmek istiyor. Diyor ki benden çıktı, benden üredi, benden türedi. Yani biz Alabi'den biz hemen hemen bak ben 12 senedir besliyorum kuşları. Hiçbir zaman bu o adamın ismini ben kullanmadım. Bir kuşlar bendedir ya da ondadır, bundadır. Hiçbir zaman Alabi'de bundan var, ondan var ya da sizde var bir sen abi ya da Mustafa abimde bundan var. Hiç kimse herkesin kuşu kendine güzel, tabii, kendi besledi mi kendi kuşu oluyor. Adamla hiç alakası yok. Ama işin ucu bize gelip dayandığı için bize mecbur söylemiyor. Çünkü arada yalan oluyor. Çünkü arada insanları kandırıp satma olayı oluyor. Tabii ya, haklı. Çünkü diyor ki bundan Murat. Vallahi ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin önünde söylüyorum. Videonun önünde söylüyorum. Ben Allah Gökmen'den razı olsun. Ben o kuşları aldım. Hayrını da gördüm. Ben yani mesela yani.
emeği geçen o kuşlar mesela Hasan Hüseyin'de de razı olsun kardeşim. Abi he Allah senden de razı olsun kardeşim. Hepimizden razı olsun. Sadece şuraya takılmak istiyorum sana. Evet. Sana aslında senin muhabbetine bir evet. Ek muhabbet. Evet. Sen kuşu birinden alıp yuvana koyduktan evet. Sonra kuş senindir. Tabii tabii işte orada bitiyor olay. Olay burada bitmişti. Şimdi tamam evet. Ben şimdi olaya muvakıf değilim. Ben sonradan geldim. Şimdi evet. Konuyu da kaçırdım. Şimdi kuşu filancadan alırsın. Zaten o filanca kimden almıştır? O da yani o da tartışılır. Evet. Kuş senin yuvana girdikten sonra kuş senin. Senindir. Bitti. Orada bitmiştir. Şimdi... Çünkü senin yuvanda neyle tutacağı belli değil. Aynen. Tuttuğu zaman da herkes kendi aynen. Şeyini kapıyor. Bitti. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu kuşların içine bir kuş kattım. Humi kuş. Mavilik mavillere kattım. Sen diyorsun ya maviller 3 hatta bana bir kuş vermiştin. Hatırlıyor musun? Dedim buna vur 14 tokatla giden çıkıyor. Evet. Ben şimdi vurduğumu 22-32 tokata çıkartmışım o mavillerden. Maşallah. Bu da benim emeğim işte. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benimkiler kırma mı o zaman? Yok. Abi soruyorum. Şimdi... Oynayan kuşun ben her zaman diyorum ki oynayan kuşun kırması oynayanı, olmaz. Hayır abi şimdi... Oynayanı makbuldür. O zaman o orijinaldir o zaman. Oyun kuşunun oyunu makbuldür. Markası değil, ismi değil. Allah razı olsun. Ben bunu diyorum. Ona cevap vereyim ben o soruma. Sen 35 taklayla kuşlar çıkarttım dedin. Evet şu an onun çıkıyor. Onun arasında hiçbir isim kalmadı. Ne Mustafa Karakurt kaldı, ne Gökmen kaldı. Ne Hasan Hüseyin kaldı. Ne Ali, ne Murat, ne ben abi. Çok memnunum. Aldığım kuşlardan şunu söyleyeyim Mustafa abi. Sana döneceğim lafını belli kez. Arkadaşlar herkes şunu şöyle bilsin. Benim kuşlarım ister kırık olsun, ister Murat'ın törnözünde, ister Ali Baba'nı atıyorum, ister kimin olursa olsun ben bu kuşlardan memnunum arkadaşlar. Bana bunları kaptıranlardan Allah razı olsun. En iyi kuş odur işte zaten. Ben severek besliyorum. Eyvallah güzel kardeşim. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Ya saçma mı? Benim kimse kuşu almasın. Tabii tabii benim demek istediğim. Ben senden yani... kuş almışsın. Ben senden kuşu aldım yuvama koydum. Ha. Mesela ama parayla ama hatırın ama gönlün. Biri geldiği zaman kimin kuşu dediği zaman tamam ben belki ismini söyleyebilirim filancadan aldım diye ama gelen misafirler de ya işte filancanın kuşu değil mi? Ya ne demek filancanın kuşu? Ben koymuşum kümesime. Benim kuşum artık. Ya bitti. Benim kuşum. Tabii o senin emeğin artık. Ya, ben sana 16 taklalı kuş verecek demişim. 14 taklalı. Sen onu 30'a çıkartmışsın. Evet. Benim burada ne emeğim var? Yani. Benim yok. Sen emek senin. Tamam. Allah razı olsun. Burada sen katkı yapmışsın içine. Evet. Ben kimse şey yani ben kuştan anlıyorum, kuştan anlıyor diye bir şey yok. Herkesin kuş bakışı değişik. Ben sırtına bağırım, kanadına bağırım. Kendimce diyebilirim bunları ben yakıştırıyorum. Ama ben 16 derim çıkar 8 taklalı. Ben 14 derim çıkar 30 taklalı. Bunun arasında benim güveniyorum ben çekilmişim. Benden çıkmış o kuş. Sen onun yanına erken yanına ayrı bir dişi koyup da yakıştırdığın zaman otomatik ben o çıkan kuşlar senin emeğin. Kesinlikle. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bağlayalım. Büyük kuşlara selam söyleyin. Herkesin Türkiye'dekilere. Selam söylüyorum. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben her zaman diyorum ki marka değil oynayan kuş önemlidir. Havada gördüğünüzü alın. Aynen öyle. Oyun kuşunda oyun önemlidir. Hangisi iyi oynuyorsa en güzel kuş odur. Markaya kimse takılmasın. Onu diyorum. Ha, benim kuşumun kendine has özellikleri var. Ben onu seviyorum. Herkes onu sevmek zorunda değil. Çoğu insan da benim kuşumun oyun özelliğini beğenmiyor. Adam diyor yatırıyor diyor. Ama bana göre o hoşuma gidiyor. Benim hoşuna gidiyor. Bitti. Oyun onu sen besliyorsun kardeş. Onun için herkese saygılıyız. Seyrettikler için çok çok teşekkür ederiz. Kim emek veriyorsa Allah-u Teala herkesin emeğinin karşılığını versin. Zayi etmesin diyorum. Allah herkesin emeğinin karşılığına versin. Selam vermek istediğin tanıdık. Dünya izliyor abi. Seven herkese benden selam olsun. Mustafa Karakurt. Babacan. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet Allah Murat şahit. Kardeşim. Ben diyorum ki herkes elindeki 3 de olsa 5 de olsa kuşuna sahip çıksın. Allah. Başka adamların yalana dolana kanmasın. Kendi kuşuna sahip çıksın. O kuşlar devam etsin. O kuşları beslesin. Öyle diyorum. Allah razı olsun. Herkese selam saygılar. Benim diyeceğim de bu. Evet sevgili dostlar güzel insanlar güzel bir yayının gecenin sonuna geldik. Sizler izlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Bize destek vermeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni çok önemli. Parmak Ali.
Zafer'i parmaklamayı unutmayın. Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar parmak atmayı unutmayın. Evet, abone olun. Bize desteklerinizi bırakmayın inşallah. Evet, Özgür'ün herkese selamı var Özgür'ün. Aleykümselam. Size geleceğiz inşallah yanına. Özgür yanına geleceğiz diyorlar. Allah senden de razı olsun Ankara'lı kardeş. Muzi Türk, Ahmet Polat, Yağmur, Masal. Eyvallah. Başka kim? Samet Koç. Sedat Şahin. Ahmet Kırımlı. Eyvallah. Salih Terzi, Kuşçu. Aleykümselam arkadaşım. Güzel insan. Evet arkadaşlar, biraz da kuşları size böyle göstereceğim. Evet, bayıldım bu kuşlara arkadaşlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Arkadaşlar bakın. Maşallah. Maşallah yürüyemiyor ya. Ali abi bunlar yürüyemiyor. Ayakları o kadar kısa ki. Allah nazardan saklasın arkadaşlar. Bakın. Orjinal Araplar. Ne çıkıyor? Trampetçi. Ayakını böyle böyle kaldıran kuş. Ha, trampetçi mi çıkıyor? Bilsem alacağım herhalde. Eyvallah arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ama çok geldi.